Eflak serimizin 11. bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölümde uzun yıllardır dostluğunu sürdürdüğümüz saygıdeğer Leistan Devleti ile artık düşman konumuna geldik. Nasıl mı oldu bu? Moskova Devleti. Bizim için en kıymetli müttefik aslında bu seride ve Novgorod Devleti ile bir savaşa girmeye karar vermişti. Ancak Novgorod'un yanında Polonya Devleti de vardı. Ve bizi savaşa çağırdığında biz de reddetmedik. Leistan'la savaş yaptık. İsterdik ki şunları bize kazandırsın. Bunları kazandırsaydı bir daha savaş yapmamıza gerek kalmayacaktı Leistan'da. Ama bir savaşımız daha olacak kendisiyle. Bunun için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yakında bir Osmanlı seferimiz gerçekleşecek. Ateşkesin bitmesini bekliyoruz. 48'de tamamlanacakmış. Başka da saldırı yapmayı düşündüğümüz bir yer yok. Ve bu savaşın arkasına... Bu arada Avusturya'yla biz savaşabilirdik. Leistan'la dostluk kurdular. Neyse. Boşver. Şimdi bu bölümde kaldığımız yerden bir devam edelim. Teknolojilerimizi geliştiririz arka arkaya. Oh oh oh. Para vardı ya zaten. Ne güzel oldu. Güzel güzel, sıkıntı değil. Şu an her şeyi kısmamıza rağmen eksideyiz abi. Abi bir donanma açık kalmış. Al onu da kısayım. Ülke batıyor şu anda. Osmanlı da savaşta 90 bine kadar çıkarmış asker sayısını. Timur da asker sayısını arttırıyor. Ben baktığımda 70 binde, şimdi 79 bin olmuş. Ve borç da alıyor kendileri gördüğüm kadarıyla. Bu iyi. Sonra biz de savaşa girersek kendisiyle hızlı bir şekilde işgale uğratabilirsek kendisine bir borç daha aldırarak böyle böyle batırabiliriz bir kez daha diye düşünüyorum. Aman tanrım. Kaç olmuş? 3 duka kadar kaybı var gerçi. Çok fazla bir kayıp değil bu ama. Puanlarımız sona yaklaşmış. Artık teknolojilere basabiliriz. Diplomatikte. Arkadaş beklesin. 300 puana efendim şöyle teknolojilerimizi basıyoruz arka arkaya ve 7'ye kadar gelebildik ancak. 999'da tabii puanlarımız. Aslında enstitüyü ilan etmemiş olsaydık 1200'lere kadar çıkartabilseydik o zaman daha fazla teknolojiyi %35 indirimde tamamlayabilirdik ama artık yapacak bir şey yok. %20 oldu. Yavaş yavaş tamamlarız artık. Şimdi yolsuzluğa ödediğimiz parayı bu biraz daha düşürdü. Bu arada benim Karaman'la savaş yapabilme şansım varmış ama Karaman maalesef Memlük Devleti'yle müttefik görünüyor. Bu beğendiğim bir özellik değil. Öde bakayım borcu. Uzun bir aradan sonra borç ödüyoruz. İnanılmaz. Ülke batıyor. Şimdi Osmanlı Savaşı'nı bekleyeceğiz. Söz verdiğim gibi sırayla böyle gideceğiz. Disiplin danışmanımızın gitmesi kötü oldu. Bu ne yaptı bu arada? Bir ilak gördüm sanki. Bir şeyler oldu ama. Şimdi bu Leistan Savaşı'nda kendisinin Avusturya ve Napoli gibi müttefikleri var. Hatta Bavyera da var. Bu biraz can sıkacak gibi. Ama sorun değil. İki toprak alacağım sadece. Osmanlı ile istediğim anlaşma yapabilirsem o zaman sorun yaşamayız. Bu arada Timur yeniliyor galiba. Çünkü 12. seviye, adam 9. seviye. Moralsiz gördü, az askerli gördü, saldırdı ama olmuyor maalesef. Olmuyor, olmuyor. Şu arkadaşla da yalandan ilişki geliştirelim. Şimdi ben Bizans'ı ilhak etmeye kalksam 582 puanmış, 550'de tamamlanacak diyor ama savaş 48'de başlayacak. Tahmini bir 5 yıl bekletebiliriz. Yani onu öyle bir ayarlayayım ki ateşkes yapacağımız tarihlerde Bizans'ın ilhakı tamamlanabilir olsun. Biraz uzayacak tabii şu toprakları da ekleyince ama en azından anlaşma yapılabilecek. Sonra bu tarafa geçebileceğiz. Danimarka ne diyormuş? Evlilik yaparız abi diyor. Moskova ile düşmanlığı varmış. Bence o Moskova ile düşmanlığının sana bir faydası yok. Ama yine sen bilirsin tabii. Yine sen bilirsin. Burada bunlara karşı kullanacağımız en mantıklı müttefik Fransa. Ama Fransa gelir mi? Onu kontrol etmemiz lazım. Fransa Leistan'a karşı gelmez. Bir de borcu varmış. Bu ne lan böyle? Tuhaf.
Avusturya ile düşmanlığı vardı yanlış görmediysen. Ama ona da gelmiyor. Güzel. Gayet güzel. Peki. O zaman ne anlamı kaldı? Senle dost olmamızın. Fransa. Bu dostu bozsam mı acaba? Ya bunun bana bir faydası olmayacak gibi. Hiç boşuna uğraşmayalım. İspanya'da bir varis sorunu varmış. Düşman belirlesek. Portekiz ile Fransa arasında savaş çıkacak dedi. Aha. İngiliz-İspanyol savaşı bizi ilgilendirmiyor. Ya arkadaş, şu event niye geldi şimdi? Biz toprak alacaktık ya. İkisinin de canı sıkılsın. Sıkılsın abi, umurumda değil. Yeterince toprak verdik zaten. Osmanlı 92 bin asker ya. Teknolojiyle ezip geçecek bir kere de. Borç durumu nasılmış? Var mı bir borç daha? Aldı galiba. Güzel. Şu şeyden bakarız, anlarız birazdan. Almamış gibi. 0.08'deydi önceden de baktığımda. Para nasıl arttı? Yardım mı geldi? Ne yaptılar? Sen dur abi. Seninle evlilik yapmayacağım. Vazgeçtim seninle dost olmaktan. Dur, piyadeyi yenileyeceğiz. Ofansif mi alalım? Bir ofansif alalım, sonra bakarız. Fransa ile dost olmamın hiçbir mantığı yok ya. Adam zaten savaşa da gelmeyecek. Boşuna diplomatik puan harcıyoruz. Yani. Burada tek sıkıntı Avusturya olacak. Yani işgal etmem gereken çok fazla asker şehir var olacak. Skora dehşet bir kayıp yaşattıracak maalesef. Tolerance of Heretic. Devam. Yani zaten bir balanssız teknoloji sorunumuz var ya, bunu admin teknolojisini geliştirmenin mantığı yok. Diplomatiği yaklaştırmam lazım. Puan harcamayalım bir süre daha. Şu %25'i daha efektif kullanabilmek için teknoloji geliştirmeyelim. Başlangıçta puanlar bir birikse ondan sonra en son yaparız o işi. Bu niye askeri burada bekletiyor acaba? Asker sayısı da azalıyor bu arada her geçen dakika. Çok enteresan. 76 bin görünüyor şu anda. Prestij kaybı mı, military puan kaybı mı? Military verebiliriz. Prestiji biraz kaybetmezsem çok güzel olur. Gayet güzel olur hem de. Şimdi ihtiyacımız olan şunlar var. Bizans'ın ilhakı işte. Onu öyle bir ayarlayacağız ki, yani bu 1500 kaç olmalı? 53 falan olmalı anca. Bir de alacağı topraklarla bir tık uzar. Önemli değil. O zaman da teknoloji tamamlayamayız bunu ilhak edersek. Ama yapacak bir şey yok artık. Bir danışman daha gitti diyorsun. Güzel. Güzel. Aslında askeri tek şeyden danışmandansa diğer danışmanlar daha önemli de. Neresiymiş State Corps olabilen? Bunlarda para var mı ya? Hepsi core mu? Ha, Sırbistan'dan gelme değil mi? Doğru. Bir de benim de zaten bir tanesi işgal ettiğimde bana devredilmişti. Core olarak. 91 bin limit var. Ama şu an para yok ülkede. Maalesef ki. Din faaliyetimizi tamamlamışız yine. Güzel. Ragusa'da bir din faaliyeti yapacaktık. Görev almıştık. Onu da tamamlayalım. Dedik ve Ragusa'da isyan çıktı. Harikasın. Harikasın. Şimdi canım kardeşim, şuraya gel bakalım. Bir de sen gel. Burası tepe miydi, düz müydü? Düzdü değil mi burası? Tepe. İlk söyledim, doğru çıktı. Güzel. Sonradan niye dediysek düz diye. İnanmak istedik çünkü düz olmasına, ama değildi. Hocam şunları bir vuralım. Çok güzel. Tamam. Şimdi masrafları kısabilirsin. Bir süre daha. Acelesi yok çünkü. Kaç kaç kaç. Bunlar ne böyle ya? Şunları al bakayım. Komutanın biri ölmüş. Bu yetenekli bir general miydi? Ha, diğeri. General deneyelim abi birkaç kere. Puan var nasıl olsa. Tamam, iki seviye güzel. Bir tane daha.
Bir tane daha. Yapma be. Bir tane daha. Tamam, güzel. Güzel güzel, generaller güzel geldi. Şunu kovabiliriz boşuna puan gitmesin diye de. Diğerleri iyi. Kullanılabilir çeşitli yerlerde. Şimdi şunları da çekelim. Savaş ne durumda? 92 bine çıkarmışlar tekrar asker sayılarını. Timur 77 binlerde. Ve saygıdeğer Osmanlı borç almaya devam ediyor. Güzel. Savaşımız sırasında kendisini işgale uğratırsak yine bir batış senaryosu işte yaşatabiliriz. Onu istiyorum ama bakalım olabilecek mi? 48. Ben ondan para da alırım gerekirse. İşte skora bağlı olarak biraz para alırım kendisinden. Şu benim borçları kapatayım çünkü bir sürü borç oldu. 956 duka. Borcu kapatırız. Ondan sonra ekstra gideriz. Efendim asker almak için. Bitti bu arada savaşları. 86 bin. Hızla asker sayısını azaltacak. Bakın böyle bir hatası var yapay zekanın. Savaş sırasında abanıyor. Savaştan sonra askeri kaldıramadığı için hemen kovmaya başlıyor. Sonra tekrar savaş için tekrar asker alıyor. Al sana borç üstüne borç. Ondan sonra da batıyor zaten. Bu eskiden de böyleydi aslında. Ama bu kadar değildi sanki. Bu konuda bu kadar şey değildi. Yapay zeka sanki. Bunun da varisi olmuş. Hayırlı olsun. Şimdi bize ne lazım? Bize aslında Danimarka gibi bir müttefik lazım ki bu müttefiki kullanarak İspanya işgal ediyor bu arada. Hatta savaş açabilsek şu anda iki tane dostu gelemeyecek. Ama ateşkesimizin bitmesine daha çok var. Maalesef. Bakın askerler hızlıca gidiyor. Çok güzel. Yani kısa zamanda batacak ülkesi. Ben size söyleyeyim. Savaşı açtığımızda. Bu buradan dönüşü zor. Gitti yine asker sayısını indirdi çünkü borçları kapatabilmek için. Savaşı açtığında tekrar borç alacak. Ondan sonra işgale uğrattığım anda gelirleri borçları ödeyebilecek düzeyde olmayacağı için kısa süre sonra şey yapacak, batacak ülkesi. Moskova'da evlilik. Abi bir bağlansan nasıl olur be? Bana bağlansana be. 85 bin asker. Acayip olmaz mıydı be? İsyankar davranırdı ama. Bize karşı. Danışman almayalım şimdilik. Seninle ilişki geliştirelim. Benim başka yapacağım bir şey var mıydı? Ha, şunu aslında halledecektik değil mi ya? Vassalların ilhakını kolaylaştırmak için. Ama iki tane müttefik Brandenburg'la halledilebilir. Ya zaten şu 53 olsun dedik ya, uğraştık o kadar. Ama bir yandan da az puanı ilhak edilse güzel olur diye düşünüyoruz. 48-53. Bir yıl daha beklesin. Savaştan önce halledelim onu. Hiç şey yapmaya gerek yok. Güzel. 47 bin asker. Bir de insan gücü de az. Yani bunu tekrar telafi etmesi de zor olacak. Hangi ayda bitiyor ateşkes? Mayıs'ta. O zaman yavaş yavaş hazırlanabiliriz. Yine Selanik için savaş açarız. Hızlı bir şekilde vurarak alırız orayı. Yani vural o şey olmayacak ama surlara vuracağız. Sizler de burada bir yerde bekleyin. Tüm orduyla işgale başlarız başkentini. Güzel. Hızlı bir şekilde skor kasarız diye düşünüyorum. Aşağıdan Memlük de gelecek desteğe. Bu da daha hızlı bir şekilde rakibimizi yenmemize yardım eder. Sen 54 dedin. Başlatıyorum abi seni. Şunu da alabiliriz. Çok güzel. Şimdi ordu masraflarımızı açalım. Altından 10 duka giriyormuş. Şu şeyi iptal edelim bu arada. Edikti. Başka edik var mıydı hatırlamıyorum ama. Ha, metropolitan yapmıyoruz değil mi uzun zamandır? Bu kadar yeri state core yaptık. Değil mi? Bunları... Gerçi burada yokmuş. Bulgaryan. Ha, kabul edilen kültürde değil çünkü.
Ama puan veremeyiz. Bir de zaten sınırda. Güzel. Bir tane diplomatımızı çekelim. Memlük'ten de çekebilirdik, fark etmez. Ordu masraflarımız açıldı. O da güzel. Donanmayı bir sur olan bir yere çeksek daha güzel olacak da. Yanlışlıkla işgal yapıp yok olmasın şimdi. Evet. Ama savaş geldi. Bence hiç beklemeyelim. Moskova niye gelmiyor? Moskova niye gelmiyorsun? Neyse, gelmesin. Önemli değil. Memlük geliyor zaten. Yeterli. Şimdi bu arkadaşla hemen bu tarafa, siz bu tarafa geçiyorsunuz. Donanma saldırı alır mı almaz mı onu kontrol ederiz. Ve savaşımız başladı. Bir kez daha Memlük'le mücadeledeyiz. Memlük'le Osmanlı'ya karşı mücadeleydi. Ya yani önceden Memlük yanımızda değildi direkt olarak ama dolaylı olarak bize destek oluyordu. Şimdi direkt yanımızda ve rakibimiz Osmanlı. Güzel. Tabii ki bizim Eflak devletimiz için güzel bir durum bu. Öte yandan şunu kabul edebiliyormuşuz artık. İtibarı arttıracağım ama hızlandıracak bu sefer de ilhakı. Onu da istemiyorum. Donanmayla kontrole mi başladın sen buraya? Harbiden bravo sana. Şimdi asker sayısını hızla arttıracak ve borç alacak saygıdeğer Osmanlımız. Halbuki ödemiş bu arada. Borç ödemiş lan. Ama bir dakika. 0.10 muydu? 0.0. 0.10'du değil mi o? Ödemiş, ödemiş. Borç ödemiş o. Ama yeniden borç almış olması lazım. Bu kadar askeri nasıl basacaksın? Selanik geldi. Şimdi şu vatandaşa bir tane komutan verelim. Ah, bir kuşatma yeteneği olan komutan olaydı. Hah, geldi o da. Çağırmasını bildin mi geliyor abi, hiç sıkıntı yok. Şunları da gönder. Aslında lan bu varmış ya. 4 hem de. Güzel. Güzel. Buraya baktığım için göremiyorum tabii. O zaman şöyle, bir dakika. Aman abi, bunu bir dakika birlikte götürelim de. Aman ha, sonra pişman olmayalım. %40 mı? Nereye almamı istiyor bu? Yok, sur olmaz. Ya bunu yapma işte. Ragusa'da %40 mı? Ragusa. Ragusa ticaretinde kim var güçlü? 27'deyiz. Venedik'i çıkarmam lazım buradan. Mümkün değil. Yani bu toprakları alsak bile tam olarak kurtarmaz. Tamam, clerkler zarar görsün. Genelde clerklerin memnun olacağı şeyler yapıyoruz. Abi geçer misin artık buraya? Osmanlı hızlıca asker toplamaya devam ediyor. Güzel. Memlük de aşağıdan işgale başladı. Keyfimiz yerinde abi. Şimdi otoriteyi al. Şuraya vur. Bir tane de disiplin alabilirim şuradan. İşime yarasın diye. Tamamdır. Şimdi bu tarafta ise surlara vurabiliyor muyduk? Vuramıyorduk. Çünkü bir tane bile şey yok. Peki. Çocuklar oradan ayrılsın. Transilvanya, buraya gelir misin acaba? Kuşatma için. Şimdi kuşatma emri vereceğim ama gidecek saçma sapan bir yere. O yüzden destek olsunlar daha çok. Gidiyor zaten Transilvanya'ya. Görevi verdik, gidiyor abi adam. Konstantiniyye kontrolümüze geçti. Hayırlı olsun. Şimdi ben donanmayı yalandan oynattırayım da şu 35-36 gemiyi oradan kaldırsın Osmanlı. Sen böyle gel. Şuraya geç. Kaç tane gemisi var? 63 tane. Donanmayı geçsene ya. Abi nereye gidiyorsun Transilvanya? Buraya gelsene. Çakal. Hayda. Bizans buraları kuşatıyor. O da güzel. Korfu düştü bu arada. İsteyerek yaptığım bir kuşatma olmadı. Donanmayla. Gelsin diye uğraştım ama gelmedi. Şimdi burası biraz daha riskli. Saldırı gelebilir. Çeksem bakayım ne yapacak. Başka bir yerde donanması yok. Bu arada Memlük ordusunu yenmişler mi?
Yo, Osmanlı ordusu böyle çekiliyor. Güzel. Bakalım bakalım ne yapacaklar. Şu donanmayı kıpırdatması lazım artık. Çok enteresan. Bravo. Kimden yardım? Ne yardım isteyeyim? Para. Para ver. Senden de ne para gelir ya. Yönetim puanı istemek lazım onlardan. Daha fazla katkı alabiliyorsunuz öyle. Ya Memlük, şurayı işgal etsen de biz de buraya gelsek diyorum. Ne dersin? Saygıdeğer Memlük. 10 duka para verdi abi. Buyurun. Güzel. Burayı bu arada seçelim. Saygıdeğer Byzantium devletimize hediye edeceğiz. Burayı da, şunları da derken şu benim asıl istediğim anlaşma. Bu anlaşmayı yapmak istiyorum. Asıl derdim bu. Yeterse bir de üstüne para. Ondan sonra Osmanlı bir kez daha batar herhalde. 90 bine çıkarmış asker sayısını. İşte yukarıdan Ruslar gelseydi biraz daha kolay olabilirdi işimiz. Ama Ruslar maalesef batık durumdalar. Savaşta olmalarını devre dışı bıraksak borçların ödenmesi lazım. Ki Ruslar genelde bu borç sorununu yaşıyor savaşlarla. Peki sen acaba bir ihtimal, bir tane askerimin, ki o piyade olsun, şuraya geçmesine izin verecek misin? Çok merak ediyorum. Donanmayı buraya çekerse orduyla ineceğim. Komple bütün orduyla ineceğim. Çekmezse bir tane orduyla işgal yapıp gideceğim. Ya da bu bir tane ordumu burada yenecek. Orduyu orada yenmezse yanlış yapar. Şahsi düşüncem. Evet. Yani bekliyoruz Osmanlı ordusu donanması ne yapacak diye. Bu arada tabii klasik kağıttan Memlük ordusu geri çekilmeye başlamış. Hayırlı işler. Sorun değil. Siz de gelin böyle. Benim aslında asker almam lazım da. Bir borç daha isteyelim. Bir borç daha isteyelim. Şuradan 65 bine çıkartalım asker sayımızı. Çünkü bu Memlük dayanamayacak gibi orada. Sayın dostum. Memlük. Bir tane daha alabilirim. Tamam. Güzel. Ondan sonra biz... Hoppa! Tuhaf. Öbür taraftan donanma getirmiş. Ama yine askerim çıkmayı başardı oraya. Aslında doğru yani, yaptığı hareket doğru da bu donanma nereden geldi? Burada bir yerde miymiş? Güzel. Bakalım o bir asker işgali tamamlayabilecek mi? Sen de bitirdin kuşatmayı. Aferin oğluma. Bravo. Şimdi bu arkadaşın kuşatmayı tamamlamasına kaldık. Osmanlı ordusu geriye doğru çekiliyor. Bir tane kuşatma yapmışlar. 94 bin askerleri var. Borç durumu nasıl? Daha almamış. Mesela ben aldım. Şu kuşatma biterse hemen geçiyoruz abi. Güzel. Bütün orduyu indirelim Balkanlara doğru. Şey, Anadolu'ya doğru, pardon. Balkanlardan Anadolu'ya doğru. Hadi bakalım. Hem de... Evet, Osmanlı'ya özel müzikle. İşte bu. Kocaeli'ye mi geçsek? Önce. Burada topçumuz var. Kuşatma yeteneği 2... 4 olan nerede? Aha burada. Sen geç. Şununla birleşin abicim. Sırada ne var? Enstitü Prestij de olabilir. Enstitünün yayılma hızı da olabilir. İkisinden biri de olabilir. İkisi de olabilir. Güzel. Devam. Bu çocuklar niye... Oğlum gelsenize. Şöyle. Yavrum buraya gelir misiniz? Sayın çocuklar, gelmiyorlar, inat ettiler. Şuraya vuralım bir tane. Hah, aferin. Şimdi bu arkadaşlarımızı da hemen aşağı doğru indirmeye çalışalım. 28'di düştü, tamam. Memlük donanması iyi destek veriyor bize.
Memnun, bu donanması işimize yarayacak gibi. Öte yandan Osmanlı'nın kalabalık bir ordusu var. 57. Oo. Bence gidelim bu tarafa doğru. Veya Ankara'ya gidelim. Ankara daha önemli. Ya geri, diğer taraf liman şehir ama. Gel bakalım böyle. Aşağıda bakmamız lazım ne durumdalar. Tamam ya, ordunun büyük bir kısmı burada. Neden orayı istiyorum? Çünkü hızlı bir şekilde Anadolu'yu kontrol altına alabilmek için. Osmanlı topraklarını. Hocam siz de gelin. Hatta şimdiden başlayalım biz. Kuşatmalara. Ha, iki tane topçu eksik. O da burada değil mi? Çok güzel. Ankara'dan dolayı geçemiyorsun oraya. Siz bu tarafta kalın. Bunları şöyle gelsin bir tanesi de. Bu diğeri bu tarafa gelsin. Güzel. Şimdi bu arkadaş hızlı bir şekilde şu hamlesini yapsın. Tamam. Yalnız Memlük fazla direnemeyecek gibi görünüyor şu an için. Kısa zaman sonra ateşkes isteyecek Osmanlı. Ama olsun, benim işime yarayan kısmı Memlük'ün uzun süre savaşta Osmanlı Devleti'ni tutması. Yani bu bölgede tutması ordusunu. Ben de hızlı bir şekilde bu bölgeleri kontrol altına alıyorum. Yeter de artar bile fayda olarak. Zaten dostum olmadığı dönemde de kendisini bu şekilde kullanmıştık. Güzel. Burada aslında Karaman'dan bir geçiş isteyip, değil mi? Hazır fırsat bu fırsat diyerek. Hala ordular aşağıda ya. Birkaç kuşatma buralarda yapmaya başlasak sonra kontrol etmesi kolaylaşabilir. Siz böyle gelin. Bir düşeydi. Bu tur güzel olacaktı aslında. 39 savaş skorumuz var. Bu savaşta Fas yine var karşımızda ama bu sefer Memlük'ün yanımızda olması sayesinde hızlı bir şekilde Anadolu'yu kontrol altına alabiliyoruz. Önceliğimiz Diyarbakır olabilir. Tepe bir arazi. Hazır Osmanlı ordusu yine burada değilken. Bu kuşatma yeteneği olan bir general. Hatta 4 seviye, çok güzel. Şimdi sen nereye gittin? Memlük ordusunun yanına. Güzel. Memlük'e şimdilik yardım etmeyelim. Ya da bilmiyorum, etsek mi? Neresi var sur? Bir tek Kahire mi elinde şu anda? 33 savaş skoru geride bu yüzden. Devam. O zaman biraz direnebilir herhalde Memlük. Hemen ateşkes istemez yani. Şimdi şuraları kontrol altına alalım. Gelirlerini zayıflatmak için. Sonra o 24 aylık süreyi oluşturabilecek miyiz ona bakalım. Batması için. Ki ne kadar borcu var şu an? Biraz daha borç alması lazım. Halep'i düşürdüler. Güzel. Elinize sağlık. Memlük devleti. Memlük önce çıkarsa bu paranın tamamı da bana kalır böylece. Ne kadar borcumuz vardı toplam? Abi o borcu bile zar zor ödeyeceğiz. Düşün artık. Nasıl bir borç aldıysak. Saygılar Osmanlı'dan. Bir yandan şöyle şunları da gönder. Devam et. Buraya vurmadık mı? Vuralım. Buraya vurmadık mı? Vuralım. Teknolojiye kaç yıl var? Daha çok. Sıkıntı yok. Bunlar beklesin. Devam. Güzel. Sula da kuşatıldı. Bu arada Leistan'la ateşkesimiz sona erdi. Tebrikler. Şimdi sırada ne var? Sırada Memlük Devleti'ne yardım var. Osmanlı çok yavaş kaldı kuşatma konusunda. Böyle giderse ben Memlük'e de yardım edeceğim. 31 savaş skoru geride.
Memlük de kıstırdı orduyu burada. Osmanlı'nın geri çekilebileceği bir yer de kalmadı. Hatta hocam siz de gelin aşağı doğru. Harbiden tutalım bu savaşta Memlük'ü. Siz de gelin. Diyarbakır'ı da almak üzereyiz. Peki disiplin danışmanımız var mı bir tane? İndirimli falan geldi gerçi ama ona o parayı veremem şu anda. Oo, yığıl abi buraya, yığıl çabuk. Aslanım benim, aferin Memlük. Geri çekildi bak. Güzel. Çok kritik bir galibiyet orada aldığı galibiyet. Memlük ordusunun. Şimdi sizler yine buraları kuşatmaya devam edin. Osmanlı'nın gelirleri şu an bayağı bir azaldı. Borç 0.06'da. Gelir durumlarına bakalım. Income. Dur, burası değil işte. Şurası. 25 dukaya inmiş geliri. Güzel. Devam. Ticaretten gelir elde etsek mi burada? Şurayı kollek yap. Daha fazla para kazanma şansımız olsun. Sen gitme bir, bekle. Bunlar burada kalsın. Şimdi sizler böyle gelin. Devam. Leistan sen bir dur abicim. Sen bir rahat dur. Ben sana geleceğim. Şimdi bir dakika, bunu iptal etsek 32.000 fazla. Bir kısım piyadeyi burada bırak. Tamam. Hangimiz önce geliriz? 15, 16 olmaz. Orada savunmada kalmak lazım. Şimdi buradaki arkadaşların görevi tamamlandı. Onları da getirelim aşağı doğru. Burada illa bir savaş istiyor. Düz arazi. Buradan kaçmamız lazım. Tepede bir yerde yakalarsak şurada çok daha güzel olur. Hasan Keyf'e geç. Bu kuşatma yeteneği 4 olan mıydı? Değil. 4 olan burada mı kaldı? Ah. Seni çekmemişiz. Osmanlı ordusu da inadına buraya doğru geliyor. Savunmayı yaptıracak yani. Ordum saldırgan bir ordu da defansta çok zorlanacak. Osmanlı da şu an saldırıda güçlü. Geri çekilmemiz lazım buradan. Maalesef. Bunu kazanmamız imkansız. Savunmada kalmamız gerekiyordu. Bu arada çok güzel. Kahire'yi de kurtardı Memlük. Şimdi skor kaç oldu onun için? 22. Güzel. Şuraya vurabilir misin? Oraya bakmadım işte. Şuna bakmadım. Saldırı geliyor. Kaçmadık oradan. Hata ettik. Sırada ne var? Şu vatandaşlar buraya geçsin. Sen de buraya geç. Biraz Memlük ordusu yenilecek gibi orada ama. Ooo! Abi defansif mi var sende? Bu arada ben de defansif almayı düşündüm. Defansif varmış. Sonradan quantity iptal edip defansif mi alsam dedim. Daha çok işime gelir çünkü. Aslında bak burada güzel bir muharebe yapılabilir. Adam geldi bölgeye. Dur lan dur, gitme hemen. Memlük bir yensin. Hah, imha edecek orada. Abi böyle bir şey yok ya. Memlük eziyor şu an Osmanlı ordusunu. Getir. Şunları şöyle yap da. Güzel. Bunları da birleştirelim. Osmanlı'yı ekonomik olarak bitirerek mi savaşı sonlandırsak acaba? Beklesek mi sonuna kadar? Yoksa anlaşmaya razı olduğunda çekilsek mi? Borçları almaya başlamış. Ben de borç alacağım bir yandan. O da istemediğim bir şey. Bak bak, buraya gel Memlük. Gelsene buraya. Umarım gelirsin. Şu askeri getirecek bence. 3 yıldız abi, generale bak.
O generalle burayı biçeriz biz. Orduyu defansife çevirmedik ama olsun. Heh, bütün bu orduyla yeneriz. Yendikten sonra imha etme şansımız var. Geri çekilemeyecek çünkü. Güzel. Ne yapıyor ya? Pas ordusu. Oyaladı bizi ama güzel hareket. Koş 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 koş. Bütün Osmanlı ordusu burada imha oluyor. Aa, arkadan saldırı var. Aa, bunu görmedik. Kaçabiliyorum ama güzel. Onu bir imha edelim. 25 bin asker abi. Tüm ordusu burada. Buyur. Aa, Fas'ta anlaşmaya razı. Güzel. Çok güzel. 93 skor. Güzel. Nefis. Muhteşem. Peki işte diyorum, beklesek mi acaba, yoksa Osmanlı'yı batırsak mı? Buna razı. Bana ne kadar para kalıyor? 800 duka. Borcun tamamını ödeyemeyeceğiz. Şunu da alsam. Kabul ediyor. Başka da yapabileceğim bir şey yok. Ama ülkesi batsın diye uğraşsam mı diyorum. Bir borç daha alacak burada. 4 dukası kalmış. Beklesek mi? Devam ya. 5 yıl kadar devam edelim savaşa. İstikrar vermeydik iyiydi ama. Keşke vermeyedik. Belki Memlük savaştan çıkmak ister ha. O zaman daha fazla para alma ihtimalim olur. Sen bu tarafa git. Tamam. Hasan keyif düştü. Güzel. Hocam siz de gelin o tarafa doğru. Osmanlı borcu aldı dedik. Hayırlı işler dedik kendisine. İnkama bakacağız. Ah. Güzel. 14 duka. 7 duka. Ha, borcu almamış ama. Artıyor mu? Ha, gerçi artar. Çünkü asker kalmadı. Ülkesinde. Ülkesinde asker kalmadı. Askeri kalsaydı... Ha, borcu aldı şu anda gerçi. Asker kalsaydı... Borcu daha fazla alabilirdi aslında. Bir yandan da bizdekiler isyan ediyor. Şimdi gerçi biraz asker basmış. 99 skorumuz var. Ben de bir tane daha borç alacağım gibi. Ne kadar gideri var şu an kendisinin? Country'den bakalım. Şu an 100... Ne? 100 duka? Ha, borç mu ödemiş? 100 dukası var. Nasıl ya? Asker basmak için mi para harcadı? 100 duka. Dur bakalım. Kaç duka kaldı? Abi 15 duka gider var. O zaman güzel. Şunları bıraksınlar. Bu vatandaşlar agresif bir şekilde ilerlesin abi. Ne var ne yok. Çocuklar. Biz de kendi keyfimize bakalım. İnsan gücümüzü kaybediyoruz. Ben de bir tane daha borç aldım. Şunları toplayalım abi düzgünce. Ayır bunu. Varsa bir yağma atalım. Bölgelerde. Tamam, geç. Güzel, devam et. Şu yukarıdaki askerleri falan yakalarlar. Bizim vasallar. 12 dukası kaldı. Abi bir borç daha alacak gibi. İzleyelim. 339. Bayağı borç aldırdım kendisine. 339. Abi çok gider var adamda. Bu nasıl bir gider böyle? Ülke batıyor ya. Bir iki sene uzatsam savaşı, dünyanın kaybı olacak ona. Bir sene daha uzatayım. 5 yıl sürsün bu savaş. En az. Benim bir düşmanım kim vardı? Saygıdeğer dostlar.
küfür edebileceğimiz İspanya mı? Bir ona hakaret edelim şöyle. Öbürüne de selamlarımızı iletelim. Bir bakıma iyi oldu. Bu işgalleri yapmadık ya. Asker basıp duruyor şimdi. Güzel. Parasını kaybetmeye devam ediyor. Ben gideyim yakalamaya çalışayım orduyu. Bir daha bassın gerekirse. Bir daha borç alır. Böyle böyle. Muhteşem. Ateşkes istiyor. Bir yıl daha uzatacağım savaşı. Dediğim gibi senin bayağı bir ekonomini bitireceğim ben. Ondan sonra sen ne yaparsan yap artık. 5 yıllık savaş. Borcumun yarısını ödeyebileceğim şu haliyle. Bana verdiği paraya göre. Bakayım. Heh. Borcun yarısını öderiz. Masraf da alıyorum kendisinden. Telafi etmekte zorlanacak. Bu durumu. 170. 20 dukaya civarında bir gider var. Süper güç özelliğimizi kaybedecekmişiz. Yakında. Güzel. 465. İngiltere'nin altında kaldık. Bir dakika, bunları bölelim. İnsan gücü kaybediyoruz yine. Tamam, bu son yılımız değil mi? Bu son yıl olsun. Gazi Kumuk savaştan çıkmak istiyormuş. Çıkabilir. Son yıl olsun. Savaşta biraz daha mücadele edelim. Ve Osmanlı Devleti ile ateşkesimizi yaparız. Sur masraflarıma bak. Aa, Osmanlı'nın burada askeri var. Dur, onu bir imha edelim. Donanma var mı bende? Bölgede. Şunu getir bakayım. Bekle, saldırma hemen. Dur. Tamam, şimdi saldır. Heh. Ama onun donanması da geldi. Gerçi gene geçemeyecek. Muharebe bitmezse buradaki. Hadi oğlum. Heh. Tamam. İki tane gemi kaybettik. Sorun değil. Üç müymüş? Tamam, o da önemli değil. Gitsin yeniden asker bas şimdi. Şunları getir. Tamamdır. Devam. Toplam 19.000 askeri var yine. Ben bir borç daha alacağım. Sorun değil. Hiç sorun değil. Hatta borç ödemem. Asker alayım ben. Sonra şey savaşı. Bu arada bölüm kaçın dakikasındayız? Of of of, uzamış iyice. Leistan savaşına geçeriz. Borcu kapatmayalım. Boş ver. Bu ne yapıyor? Bu da her dakika savaşta gelmeyecek ha. Avusturya şey, Leistan savaşına. O da güzel. O da güzel. Kasım. Güzel. Aralık. Derken. Gelirleri berbat durumda şu anda. Sen daha borç alacak gider ayak. Ben gerekirse şey yaparım. Toprak satarım. Çözmek için komple. Saldır ona da. Aferin. Tamamdır. 14.000 insan gücümüz var. Evet, güzel. Bir borç da aldırdık mı? O da güzel. O zaman savaşı artık burada bitirebiliriz. Ben de tabii bir iki bir şey daha yaptım ya savaşta. Savaştan kazanacağım para sayısı arttı oranı. Ve bu şekilde Osmanlı Devleti mağlup oluyor. Güzel. Şunları, gerçi diplomatik puanı vermeyelim. İsyancıyı bir bastıralım. Sizleri geriye çekeyim. O arkadaş da gelsin. Şimdi bu vatandaşın katkıları gitti mi? Yapma bunu. Senin düşmanın kimdi? Timur. Bir Timur'a gülelim biz. Ağır bir hakaret ederek. Bu arada Osmanlı battı. Güzel. Ben ekstra işte o 1700 dukayı aldım ya. Bir borç daha aldı ve onu da ödeyemeyecek durumda olduğu için ülkesi batmış oldu. Ve sırada sana bir ağır hakaret vardı.
Tamam. Bu arkadaşlarla ilişki kasacağız. Şimdi şunları bir halledelim. Buradan da bir katkımız varmış. 25 prestij. Güzel. Air of Rome mu? Ha, Bizans'ı ilhak ettiğimizde bu katkıyı alacakmışız. Güzel. Güzel. Bizans'ın ilhakı tabii hızlandı şu anda. Şunu biraz kısalım. Bölümü bitiriyorum. Önümüzdeki bölümde devam ederiz. Şimdi bu Moskovalı kardeşlerim savaşa gelmiyor değil mi? Memlük zaten gelmez de. Başka savaştayım diyor, gelmiyor. Onu bekleyeceğiz o zaman. Savaşa gelse çünkü çok daha güzel olur. Ondan sonra ne diyelim? Ben bir de hak iddiası yapayım. Savaş nedenimiz burası olmasın. Burası tehlikeli yer. Valak şeyin, Transilvanya'nın toprak hakkı var ya. O vatandaşa karşı kimi kullansak? Bir de Brandenburg'da mı gelmiyor? Yanlış mı gördüm ben? Brandenburg'da gelmiyor sanki. Şunu da kaldır. 827. Aa, hadi ödedim ya. Dayanamadım. Gerekirse sonra alırız bu şeyi. Bu da artıyor bir yandan. İndirimi kullanarak iki tane daha teknoloji geliştirmek isteğim var. O yüzden bekletelim. Hatta puanları 1021'e kadar çıkartırız. Ya da artık o zaman nereye kadar denk gelirse oranı. Bizans'ın ilhakından sonra orayı da bitiririz diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Umarım keyifli bir bölüm olmuştur. Bu arada ben yine ticaret merkezim burası yapsam daha faydalı olacak benim için. Ama buranın olmasına gerek yok. İlla orası olacak diye bir şey yok. Buralar da yapılabilir. Hiçbir farkı yok yani. Oyunda bunun. Şimdi ana ticaret merkezimiz burası olunca buradan daha fazla gelir elde etme ihtimalimiz var. Bakın 7 dukaya çıktı, 8 dukaya çıktı ticaret gelirimiz. Buradan çünkü gelir elde etmek pek mümkün değil. Halihazırda 1 duka alıyormuşum. Bence çekmeyelim. 1 duka iyi para. Böyle bir devlet için. Güzel. Devam edeceğiz. Hoşça kalın. Başka yapacak bir şey var mı? Konstantiniyye'yi başkent yaparım herhalde.